Merhabalar, öncelikle beni takip eden ve bunu keşfetten görecek tüm arkadaşlara. Size bugün bir ATV bilgi videosu çekeceğim. Hangi ATV? Segway Snarler 570. Hani bunun hakkında YouTube'da ben almadan önce biraz araştırdım. Pek bir Türkçe ya da Türk kullanıcı videosu bulamadım. Hani 3-5 tane var. Onlar da hani uzun süre kullanan kişiler değil. Hani ben yaklaşık 15 yıldır motor kullanıyorum. Buna Yuki'den geçtim. Yani diğer modelleri de denedim. Hani bunun kampanyalı ürünü de var. İkisi şeklen aynı. Bazı teknik özellikler değişiyor. Daha az önce arazideydim, kardaydım. Öyle halinden belli olacağı gibi. Yakından gösterelim. Şimdi iyi yanlarına, kötü yanlarına değineceğim kendimce. Öncelikle motor bakımından güçlü bir motora sahip. 48 beygir. Onun haricinde arazisi beni tatmin ediyor. Yani farkı ne derseniz diğer motorlardan, yani en azından benim daha önceki kullandığım motordan farkı hemen gösteriyorum. Şurada mavi buton var. Mavi buton arka iki lastiği kilitliyor, açıyor. Yani açtığında ne oluyor? Normal bir otomobil gibi. Arka sağ veya sol hangisi tutarsa o itiyor motoru, sadece değişken oluyor. Bu onu kilitlemeye yarıyor. Bu normal otomobillerdeki seri arazi gibi çaprazlıyor, orta kilit. Buna basıp yana geçtiğiniz zaman ön diferansiyeli kilitliyor. Yani ön iki lastik ve arka iki lastik eşit dönüyor. Yani el jack freni, yani şuraları beni tatmin etti. Çok sağlam yapmışlar. Yani dayanıklı. Direksiyonu galiba elektrikli direksiyon. Hani kuş kadar hafif motor çalıştığında. Hani bu amatör bir kullanıcıya göre aslında daha dikkat edilmesi gereken bir durum. Çünkü kasislerde, hani engebelerde direksiyonu elinden kaçırabilir. Hani bu bendeki full paketi. Full pakette işte arazi seçeneği bir fazla. Ondan sonra şurada havalı süspansiyon var. Yani bu ne işe yarıyor? Kasislerde, çamurda, dağda, bayırda daha çok konfor sağlıyor yani. Atıyorum benim daha önceki motorumla girdiğim araziye, bununla girdiğim zaman onda atıyorum neredeyse motordan düşecek gibi olduğumda bunu da hissetmiyorum diyebilirim. Hani vinç güzel, böyle iki farklı zıt renk kullanmaları güzel. Hani bu mekanik bir şey, bunu biraz da otoyolda falan da hani böyle kullanabilirler diye lastik boyutunu bence küçük tutmuşlar. Ben bununla 120 km hıza ulaştım. Hani herhangi bir sorunu yok. Ama lastik boyutunu arazi için kullanacaksanız biraz büyütebilirsiniz. Onun haricinde boş paketinde şu plastik aksam yok. Altında şu sadece çıplak boruları var. Ama yani bu böyle daha güzel, hoş ve ekstra bunun orijinal çantasını alırsanız hani direkt şu yuvalardan takıyorsunuz. Uğraşmıyorsunuz. Ben orijinal çantasını almadım. 12.800 liraydı ben baktığımda. O yüzden hani yan sanayi aldım. Yan sanayide normalde şu kapağın burada ince bir demir koymuşlardı. Ben bunu sonsuz alyan, kalın demire çevirdim. İçeriden vidaladım. Gayet kullanışlı. Hoş durdu. Dayanıklı da oldu. Hiçbir problem yok şu anlık. Ondan sonra herhangi bir römork vesaire taşırsanız diye arkaya güzel bir elektrik aksamı koymuşlar. Şuraya bir arkadan bir darbe gelmesin diye bir bariyer koymuşlar. Farları da tatlı, hoş bence. Ondan sonra başka bir hoşuma giden nokta egzoz çıkışını ortadan vermeleri. Ortadan verip arkada egzoz direkt kenara koyulmuş.
Başka yani bu egzozun böyle olma sebebi diğer motorlarda yandan olduğu zaman 2-3 kişi bindiğinde buralar egzoza yakın oluyor. Ve hani erime yapıyor ya da ısınma yapıyordu. Bu yanı daha hoş olmuş. İşte bu kavis çok hoşuma gitti. Yani kesinlikle kullanıcı. Hani çok 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 ekstrem, aşırı ekstremde belki birazcık kirlenebilir. Onlar